Benim böyle sinirlerim boşaldı bir anda ve ağlamaya başladım. Zaten ben buraya geliyordum. Buraya gelirken de benim bu ağlamam devam etti. Belki hani ağzımdan çıkanı kullanmıyordum ve öyle sürüklendim ki yani. Gerçekten akşamleyin mesela eve gittim. Diyorum ki ya Selay ne yaptın sen? Ne alakası var seninle? Hani çünkü ben öyle bir insan değilim. Bak ben böyle bir insanım. Ben net bir insanım. Ben sana her şeyi net bir şekilde söylüyorum. Net bir şekilde konuşurum ben. Hani benim sağım solum oynamaz. Anladın mı? Bir şey varsa ben sana gelirim burada net bir şekilde söylerim. Ha, bana diyorlar ki işte erkek gibi. Erkek gibi değilim. Çünkü ben bu zamana kadar hani hayatımı tek başıma değil. Evet ablamla, annemle hani bir şekilde yaşadım. Ama ben 13-14 yaşından beri hani çalışmaya başlayıp ben hayatımı kendi kendime, kendim o basamakları tırmanarak bu yani şu ana geldim. İlk işte zamanın verdiği heyecanla böyle saçma salak yani hareketler yaptım. Yani öncelikle hani kusura bakma yani. Ya işte yaptığın hareketleri düşünmeden yapınca, dolduruşa gelince onu yani ilk anki ve heyecanlı olunca işte bunlar eksi duruma düşürüyor evet. Senin açından. Açıkçası bunlar olunca da ben tamamen korkuya büründüm. Kapalıyken iyice kapatmak zorunda evet, kaldım evet, kendimi. Evet, doğru, haklısın. Yani nasıl onu da olur, dediğim gibi benim yani ilk anki heyecanla ver. Zaten hani dün o Melis'in yaptıkları falan hani şu anda yani gülüp geçiyorum aslında. Hiç umurumda değil ama yapmamam gereken şeyleri yaptım ve kendim de kötü duruma düştüm. Yani inan ki hani dışarıda böyle bir insan değilim ben. İşte. Yani kendimi bilen bir insanım. Ama insanların hataları oluyor. Yanlışlara düşebiliyor. Zaten o yüzden ben burada çok sıkıntılar çektim. Hatalar oluyor. Tamam geri dönüş olan hatalar oluyor. Geri dönüş olmayan hatalar oluyor. Ama bu hatalar hata olarak kalıyor. Bunlardan ders tamam, alıp almamak önemli. Ben bunları unutmak istiyorum. Dünü, önceki günü ben unutmak istiyorum. Ben şu an seni mesela baştan tanımak istiyorum. Ve ben sana hani kendimi anlatmak ya, istiyorum. İşte ben hep şunu söylerim. Gerek yok her sözü laf ile beyana. Bazen bir bakış yeter. Laftan anlayana. Hani evet ifade edemedim. İnsanların ilk heyecanı olabilir ya da eli ayağı tutuşabilir. İşte o yüzden sana sadece yani. Şunu söylüyorum. Karşında hareketlerle ne demek istediğini anlayan bir adam var. Hı hı. O yüzden için rahat olsun. Sen olduğun gibi ol. Hareketlerine nasılsan öyle davran. Hareketlerine dikkat et demeyeceğim. Nasılsan öyle davran. Olduğun gibiyim mesela. Olduğun gibi davran ki ben dediğim ki bu insan bana göre veya bana göre değil. Hı hı. En azından ben onun kararını verebileyim. Doğru. Ha, sana şunu da söyleyeyim. Sakın ha sakın şunu da söyleme kendine. Adnan olmazsa ben giderim. Ben de öyle bir yükün altına koyma. Sonuçta burası kısmetse olur evi. Sen de sonuçta kısmetini isteyen bir insansın. Hani Adnan olmazsa Adnan karakterinde başka bir insan olur. Sana nasip olur. O konuda da hani burada o tarz lafları edip de daha sonra hala aramızda olan arkadaşlar daha sonrasında sıkıntı çektiler. Senin o sıkıntıyı çekmeni istemem. Tamam sen Adnan için geldin eyvallah. Fakat Adnan olmasa da sonuçta burası kısmetse olur. En azından ben bunu sana söylersem senin için daha rahat olur. Burası kısmetse olur evi. Sen buraya hayallerindeki insanı belki de bulmaya geldin ya da hayallerini elbette yaşamaya öyle, geldin. Tabii ki öyle. Ha bu Adnan olmaz. Başkası olur. Buradan biri olur veya buradan dışarıda belki seni görüp sen benim için gelmişsindir hayırlısıyla. Hı hı. Ama dışarıda belki senin için hayırlısı olan seni burada görüp ya elbette çıkıp ki var. Gelebilir. Şimdi yani Adnan bu hayattır. Senle yani şu anda hani öyle bir konuşuyorsun ki yani ben Adnan olmazsa olmaz demedim. Ben buraya Adnan için geldim. Şu andaki ama o hayır. Gün, o gün hayır bana şunu sordular. Şu andaki evin içinde başka düşüneceğin yani bu yok. Evin içindeki 8 erkekten başka Adnan düşüneceğin bir dediler. Erkek adayı var mı dediler. Belki ben de şu anda yok dedim. Belki yani, ben yanlış anlamışımdır hani, dediğim girdiğimde gibi. De söyledim. Ben evet Adnan'dan elektrik alarak geldim. Hı hı. Eğer Adnan da benden elektrik alırsa bizim arkadaşlığımız bir evet. Şekilde ilişkiye de dönüşebilir. Tamam. Dedim ben yani. Belki o zaman ben yanlış anlamışım. Bence de sen yanlış anlamışsın yani. Yoksa ben seni hani zorla da alacak diyelim. Sen de benimle zorla da konuşacak değilsin yani. Hı, sana da gelin adayı çok, bana da damat adayı çok olur. Aynen, değil aynen, mi yani? Süper. Kesinlikle öyle doğru. Hani ben o pozisyona düşmek istemiyorum yani. Yok işte düşmeni istemem ben de. Çünkü o duruma düşenler oldu. Daha sonrasında ha bizim erkekler evinde sıkıntı çeken olmadı. Hı hı. Biz asla onun o konuda üstüne gitmedik. Fakat kızlar evinde oldu. Ondan dolayı o durumları yaşamanı istemem. Ha yine arkadaşımsın.
geliyoruz, sohbet muhabbet, konuşmak istediğiniz zaman. Şu anda bile hani zaman. Konuşmak istemedin, ben tedirgin oldum yani. Hani sen şu anda kendini şu an, öyle evet çünkü, yani niye korkuyorsun? Laf ile yanlış şeyler söyleyeceksin diye korkuyorum. Yok hayır, ben şu anda gayet iyiyim, merak etme tamam, yani. Hani ben konuşmayı da biliyorum, ben kendimi korumayı da biliyorum. Ama bu önceki iki gündür yani diyorum ya, hala açmak istemiyorum ben şu anda o konuları. Hani evet iki gün bir yanlış şeyler oldu. Bir anda herkesin galyanına geldim. Arkadaşlarım da galyanına geldim. Yapmamam gerekiyordu. Siz ne yaptınız? İyi ne yapalım? Konuştuk sohbet biraz ya. Sohbet ettik. Arkadaşlar devam mı? Yani şu anda tabii ki elbette ki öyle. Daha konuşamadık çünkü yani. 3 gün oldu. Hı. Konuşamadık. Bugün konuşma fırsatı bulduk. Dün şükür. Ne yaptın sen öyle ya? Böyle Melis'in eşyalarını giymişsin gelmişsin. Ya sorma ya. Biz de dedik lütfen. Ya yani Serap. Ya bunlar ya bir yani pişmanlık falan filan da öyle yaşamak istemiyorum ama. İstemiyor onların. Aynen ben konuşulması gerçekten konuşmuyorum. Şey rahatsız dedi. Oluyorum yani. Benim sevmediğim hani hareketlerim var mı? Sonra dedik ama dedi dünü sayma. Yani dün gerçekten ya Murat abi, dün gerçekten şaşırttın bizi zaten. Hayır yemin ediyorum ya, ben yani. Böyle bir insan değilim. Hani şimdi herkese de tek tek ben böyle bir insan değilim falan demek istemiyorum ama hani zamanla zaten. Ama biz seni öyle tanıdık maalesef ki. Ya lütfen işte, siz beni yani. Öyle tanımayın. Öyle tanıttın yani kendini. Yanlış anlamadı. Yani dün gerçekten sinirlerim bozuktu, kafanda ağladım. Kafanda oluşan olay o. Semin dediğin gibi. Tamam sen öyle bir insan değilsin. Peki yani mesela örneğin ilk geldiğim zaman ile alakası var mesela dünün değil. İnsanlar bir şekilde galyana da gelebilir. Birilerin gazına da gelebilir. Tamam, bunlar tecrübe olur insana. Yaş olarak daha onlardan daha olgunsun bana göre. Onların galyana gelmemen lazımdı yani. Yani öyle ama hani ilk anın ilk zamanın verdiği heyecanla yaptım. Hani ben de bundan hoşnut değilim. Başka bir şey de yaptırabilirlerdi yani. Sana o zaman. Onlar da yapar mıydın? Ya da yaptırabilirler yani andaki, bu saatten sonra. O andaki hayır bu saatten sonra yok. Bu saatten sonra kimse bana bir şey yaptıramaz. Kimse de kusura bakmasın yani. Ya kimsenin galyanına da gelmem yani.